Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu akusatif. Nedir akusatif? Akusatif arkadaşlar, ismin iyi hali. Şöyle ki arkadaşlar, güzel Türkçemizden farklı olarak Almanca'da ne var? Artikeller var. Dolayısıyla güzel Türkçe'de yapmış olduğum dönüşüm nedir? İsmin iyi halini getirmek, öyle değil mi? Ancak Almanca'da durum böyle değil. Şöyle ki artikellerde dönüşüm oluyor. Ne demek istediğimi gelin size anlatayım. Burada şimdi arkadaşlar akusatife baktığımızda öncelikle şu sorulara baktığımızda ya da gördüğümüzde bunun akusatif olduğunu anlamamız gerekiyor. Was sorusu ne demek? Was her zaman akusatif olmayabilir ancak akusatife dahil ne anlamında? Wen kimi demek arkadaşlar. Söz gelimi ne olabilir bu? Kimi arıyorsun? Değil mi? Diyebilirim. Dolayısıyla wen sorusunu sormam gerekiyor. Wohin? Nereye doğru? Tabii bu bizim dilimize uyarlandığında çok fazla ismin iyi haliyle örtüşmüyor olabilir. Ancak Almanca dinamiğinde baktığımızda anlamlı olabiliyor. Şimdi ben belli başlı eylemlere baktım. Mesela suchen aramak, bir şeyi aramak anlamında ne oluyor? İsmin iyi halini gerektiriyor. Haben sahip olmak demek. Biliyorum güzel Türkçemizde haben yani sahip olmak, bir şeyi sahip olmak demeyiz. Ancak Almanca'da diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla akusatif dahilinde oluyor. Essen bir şey yemek. Lesen bir şey okumak anlamında. Bunlar da demek ki ismin iyi hali yani akusatif kapsamında değerlendirilmiş oluyor. 3 artikelimiz hatta 4 artikelimiz var öyle değil mi? Hangileri bunlar? Mavi ile işaretlemiştik der artikeli. Die ile işaretlediğimiz neydi arkadaşlar? Daha doğrusu kırmızı ile işaretlediğimiz die artikeliydi. Yeşil de neyi sembolize ediyordu? Hangi artikeli? Das'ı. Çoğullarda da ne yapıyorduk? Sarıyla işaretliyorduk. Çoğulların da artikeli neydi? Die. Yani plural olarak da yazmış olduğum çoğul anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar az önce söylemiş olduğum gibi artikellerde bir dönüşüm oluyor. Daha doğrusu bir tane artikelde dönüşüm var. O da hangisi arkadaşlar? Der. Ne olmuş? Den olmuş. Demek ki der ismin iyi halini gerektirdiğinde yani akusatif dediğimiz ismin iyi halini gerektirdiğinde der neye dönüşüyormuş? Den. Den'e dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla adres gösterdiğim bir şey varsa den diyorum. Aynı bunu daha önceden görmüştük. Neydi arkadaşlar? Bir adet anlamına gelmiş oluyordu. Bakın o da etkilenmiş oluyor. Den ne olmuş? Aynen şeklinde yorumlanmış. Bunu birazdan örneklerle pekiştiriyor olduğumuzda gördüğümüzde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle bir temeline bakalım. Onun ardından ne demek istediğimi daha iyi kavrayacaksınız arkadaşlar. Die artikeline baktığımızda herhangi bir dönüşüm olmuş mu arkadaşlar? Hayır, olmamış. Aynı şekilde kalıyor die ve haliyle aynı olarak kalması gerekiyor. Das'a baktığımızda bakın das'ta da dönüşüm yok. Das olarak kalıyor ve ein olarak ne yapmış oluyorum? Bir adet demiş oluyorum. Çoğullara baktığımızda die plural çoğul. Bakın burada ne oluyor? Eğer vurguladığım bir durum varsa demek ki die olarak vermiş oluyorum ve bir adet kitaplar diyemeyeceğim için ne yapmış oluyorum? Buraya eksiyle işaretledim ki hiçbir şey almadığını göstermiş olalım. Dilerseniz tekrar bir toparlayalım burayı. Der demek ki den'e dönüşmüş oluyor. Değil mi? Yani ismin iyi halinde den'e dönüşmüş oluyor ve aynen şeklinde yorumlanıyor. Bir şeyi anlamında dediğim gibi birazdan göstereceğim size örnekte. Die'de de ne oluyormuş? Aynı şekilde kalıyor. Die oluyor ve eine şeklinde yorumlanıyor. Das ne olmuş? Das olarak kalmış. Bir adet ein. Die pluralde de çoğullarda die ve hiçbir şey almamış oluyor. Şimdi teorik olarak görmüş olduk. İşin pratik kısmına bir bakalım. Der Bleistift, bakın mavi ile işaretlemiş oldum. Der Bleistift neydi? Kurşun kalem demekti değil mi? Kurşun kalem, der Bleistift. Şimdi benim haben
dediğim gibi arkadaşlar neyi gerektiriyormuş? Akusatif, sahip olmak. Dolayısıyla ismin iyi halini gerektiriyor. Ben dersem ki o kurşun kalem bende. O zaman neyi gerektirecekmiş? Der, deyini gerektirecek. Bu durumda ne yapacağım ben arkadaşlar? O kurşun kalem bende diyeceğim. Dolayısıyla ich habe, bakın, ich habe den Bleistift dediğimde o kurşun kalem bende demiş oluyorum. Tabii arkadaşlar burada mümkün mertebe Türkçe olarak düşünmeyelim. Almanca'da düşünelim. Demek ki Almanca'da akusatifi gerektiriyor. Neden akusatifi gerektiriyor? Çünkü eylemim haben. Yani sahip olmak. Az önce söylemiş olduğum gibi bunlar arkadaşlar akusatifi gerektirdiğinden ich habe den Bleistift demiş oluyorum. Peki bakalım die Tasche, die Tasche neydi arkadaşlar? Bunu artikeller konusunda görmüştük. Die Tasche çanta demekti. Öyle değil mi? Şimdi diyeceğim ki o çanta bende. Buraya bakıyorum. Die dönüşüme uğramış mı? Hayır. Dönüşüme uğrayan sadece ne? Der, die'ne dönüşmüş. Die aynı şekilde kalmış. Bu sebepten ne olacak burası? O çanta bende dediğimde ich habe ne diyeceğim? Die Tasche demiş olacağım. Artikeller konusunda hatırlarsanız arkadaşlar bir şey demiştim. Demiştim ki eğer cümlenin içerisinde artikel varsa ki burada var. Ich habe die Tasche, o çanta bende. Belli başlı bir çantayı kastediyorumdur. Ve diyorumdur ki o çanta bende. İşte bunun Almanca karşılığı ich habe die Tasche. Adres gösteriyorum. Buraya bakalım şimdi. Das, das olarak kalmış. Bu sebepten o kitap bende. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Ich habe ne diyeceğim? Ich habe das Buch dediğimde o kitap bende demiş oluyorum. Buraya baktığımızda şimdi o kitaplar bende. Belli başlı kitapları kastediyorum. Bu durumda ne olacak bu? O kitaplar bende. Artikeli getireceğim. Ne diyeceğim? Ich habe die Bücher, o kitaplar bende demiş olacağım. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Ich habe den Bleistift denildiğinde demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? O kurşun kalem bende demiş oluyorum değil mi? Ich habe den Bleistift diyerek. Ich habe die Tasche örneğine baktığımızda demek ki haben'den dolayı arkadaşlar ne oluyormuş? Bütün bu görmüş olduğumuz cümleler akusatif olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla o çanta bende diyecek olursak ich habe die Tasche demiş oluyoruz. Das bu da gene dönüşüme uğramayan diğer artikelimiz. Ne olacak? Ich habe das Buch, o kitap bende anlamı doğmuş oluyor. Ve sarıyla işaretlediğimiz plural yani çoğullarda ne yapıyoruz arkadaşlar? O kitaplar bende derken belli başlı kitapları kastediyorum. Değil mi? Dolayısıyla ich habe die Bücher dediğimizde bu ne anlama geliyormuş? O kitaplar bende anlamına gelmiş oluyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich habe den Bleistift. Ich habe den Bleistift. Ich habe die Tasche. Ich habe die Tasche. Ich habe das Buch. Ich habe das Buch. Ich habe die Bücher. Ich habe die Bücher. Şimdi arkadaşlar bu cümle Ich habe den Bleistift cümlesi den artikelini barındırdığı için belli başlı bir kalem kastedilmiş oluyor. Ancak burada bakın akusatiflikte den parantez içerisinde aynen diye yazmış oldum. Aynen bir adet anlamına geliyor. Dolayısıyla benim bir kalemim var diyecek olursam, benim bir kurşun kalemim var diyecek olursam ich habe bakın ne yapıyorum? Buradaki d yerine şunu şöyle bir sildim. Aynen dediğimde işte burada ich habe einen Bleistift, benim bir kurşun kalemim var anlamı doğmuş oluyor. Demek ki den yerine aynen dediğimde
bir tane demiş oluyorum. Aynı şekilde ich habe die Tasche, o çanta bende anlamı var. Ancak aynı denilecek olursa bir adet anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla die sildiğimizde ve bunun yerine aynı yazdığımızda ich habe eine Tasche, bunun anlamı ne arkadaşlar? Bir çantam var anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada das aynı şekilde kalıyor. Ancak ich habe das Buch, demek ki burada arkadaşlar o kitap bende, bir kitap var, benim bir kitabım var anlamına gelen aynı koyduğumuzda bir kitabım var anlamı doğuyor ki ich habe ein Buch, bir kitabım var anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Ich habe die Bücher örneğine baktığımızda o kitaplar bende demiş oluyorum. Ancak kitaplar var bende diyecek olursam burada bir genelleme var ya da işte ne yapmış oluyorum, bir belirti yok. Dolayısıyla buraya hiçbir şey getirmiyorum arkadaşlar. Bunu eksiğiyle göstermiş olalım. Ich habe Bücher denildiğinde demek ki benim kitaplarım var anlamı doğmuş oluyor. Ich habe einen Bleistift, demek ki benim bir kurşun kalemim var anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Ich habe eine Tasche, demek ki einen ne oluyor? Adet anlamına gelmiş oluyor. Ich habe eine Tasche denildiğinde benim bir çantam var anlamı doğuyor arkadaşlar. Ich habe ein Buch denildiğinde benim bir kitabım var anlamı doğuyor. Ich habe Bücher denildiğinde ise arkadaşlar bu ne oluyormuş, demek ki benim kitaplarım var anlamına geliyor. Dilerseniz bunları arkadaşlar doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Ich habe einen Bleistift. Ich habe einen Bleistift. Ich habe eine Tasche. Ich habe eine Tasche. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Ich habe Bücher. Ich habe Bücher. Şimdi gelin arkadaşlar bu cümleleri olumsuzlayalım. Yani olumsuz yapalım. Ich habe einen Bleistift, benim bir kurşun kalemim var. Bunu olumsuz yaptığımızda hatırlayacak olursanız eine konusunda görmüştük. Burada da gene aynı mantık söz konusu arkadaşlar. Benim kurşun kalemim yok diyecek olursam ne yapacağım buraya arkadaşlar? K harfini getireceğim ve ich habe keinen Bleistift, demek ki benim kurşun kalemim yok anlamı doğmuş oluyor. Ich habe keinen Bleistift, demek ki benim kurşun kalemim yok. Ich habe eine Tasche, benim bir çantam var. Benim bir çantam yok diyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? K harfini getirdiğimde ich habe keine Tasche, benim çantam yok. Demek ki ich habe keine Tasche, benim çantam yok demekmiş. Ich habe ein Buch, benim bir kitabım var. Benim bir kitabım, daha doğrusu benim kitabım yok. Ne diyeceğim o zaman? Ich habe kein Buch. Ich habe kein Buch, benim kitabım yok anlamı doğmuş oluyor. Şimdi çoğullara bakalım arkadaşlar. Ich habe Bücher denmiş. Peki bunun olumsuzunu yapacak olursak acaba ne yaparız? Şimdi sarı ile ifade edilen arkadaşlar die artikelini aldığına göre ne olacak bunun olumsuzu arkadaşlar? Tıpkı die tekilde olduğu gibi ne olacak arkadaşlar? Keine demiştik değil mi burada? Dolayısıyla burası da gene ne olacak? Keine ile yorumlanmış olacak. Dolayısıyla kitaplarım yok diyecek olursak ich habe keine Bücher demem gerekiyor. Demek ki olumsuzluklarda ne yapıyormuşuz arkadaşlar? K harfini getiriyormuşuz. Ich habe keinen Bleistift. Bakın daha önceden ne demiştik? Benim bir kurşun kalemim var dediğimde ich habe einen Bleistift. Bunu olumsuz yaptığımda ich habe keinen Bleistift diyorum. Ich habe eine Tasche, benim bir çantam var dediğimde, değil mi, benim bir çantam var. Bunu olumsuz yaptığımda ich habe keine Tasche demiş oluyorum. Ich habe ein Buch, benim bir kitabım var. Bunu olumsuz yaptığımızda demek ki ich habe kein Buch.
Ich habe Bücher. Bakın burada ne olacak? Benim hiç kitabım yok değil mi? Çoğu anlamda Ich habe keine Bücher demiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, eylem olarak haben'i gördük. Bu neymiş? Sahip olmak demekmiş değil mi? Şimdi ben haben yerine şöyle bir sileyim. Haben yerine acaba daha başka fiiller, az önceki fiillerden mesela yararlanabiliriz. Mesela diyelim ki ben bir ne arıyorum? Bir kurşun kalem arıyorum diyelim değil mi? Bunu da siyah kalemimizle yazayım. Ich suche. Evet, hazır bu şekildeyken cümlemiz arkadaşlar. Ich suche keinen Bleistift ne demek? Keinen Bleistift olumsuz olduğu için ben kurşun kalem aramıyorum. Bakın burada bir olumsuzluk olduğundan dolayı Ich suche keinen Bleistift, kurşun kalem aramıyorum. Ancak K harfini kaldırdığımda bakın ne olacak? Bu kadar kolay. Ich suche einen Bleistift, ben kurşun kalem arıyorum anlamı doğmuş oluyor. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Gene Ich suche keine Tasche. Ich suche keine Tasche, ben çanta aramıyorum anlamı doğmuş oluyor değil mi? Ich suche keine Tasche demek ki ben çanta aramıyorum. Peki ben bu K harfini kaldıracak olursam ne oluyor? Ich suche eine Tasche, ben bir çanta arıyorum anlamı doğmuş oluyor. Ich suche eine Tasche demek ki ben bir çanta arıyorum. Peki Ich suche kein Buch ile ne yapmış olurduk o zaman? Ben bir hiç kitap aramıyorum değil mi? Bir kitabın peşinde değilim. Ich suche kein Buch dediğimde kitap aramıyorum. Ancak suchen yerine dilerseniz lesen örneğine bir bakalım. Lesen okumak demek arkadaşlar, ki lesen de demek ki akusatiflik gerektiren bir fiilmiş. Ich lese kein Buch denildiğinde kitap okumuyorum demiş oluyoruz. Ancak bir kitap okuyorum diyecek olsaydık ne diyecektik? Buradaki K harfini kaldıracaktık, ki kaldırdık. Ich lese ein Buch, bir kitap okuyorum anlamı doğuyor arkadaşlar. Ich lese ein Buch dediğimde demek ki bir kitap okuyorum. Peki çoğullara bakalım. Ich lese keine Bücher. Evet, hiç kitap okumuyorum. Bu çoğul anlamda arkadaşlar. Ich lese keine Bücher denmiş oluyor. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu olumlu bir hale getirelim isterseniz. Olumlu yaptığımda bu sefer ne yapacağım? Keine'yi kaldıracağım. Değil mi? Keine'yi tamamen şöyle bir silelim. Bu durumda hatta şöyle bir eksiyle ifade edelim ki anlaşılır olsun. Ich lese Bücher dendiğinde demek ki kitaplar okuyorum değil mi? Ich lese Bücher, yani çoğul anlamda Ich lese Bücher demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar şöyle bir üstünden bir geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla okuyalım. Ich suche einen Bleistift demek ki arkadaşlar ben bir kurşun kalem arıyorum değil mi? Ich suche eine Tasche ise ne olmuş oluyor? Ben bir çanta arıyorum anlamı doğmuş oluyor. Lesen tıpkı suchen'de olduğu gibi akusatiflik gerektiriyor. Ich lese ein Buch, bir kitap okuyorum. Ich lese Bücher dendiğinde de çoğul anlamda kitaplar okuyorum anlamı doğmuş oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bunları şimdi doğru telaffuzuyla okuyalım arkadaşlar. Ich suche einen Bleistift. Ich suche einen Bleistift. Ich suche eine Tasche. Ich suche eine Tasche. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Şimdi başka bir örneğe bakalım arkadaşlar. Ich esse den Hamburger cümlesini görüyoruz. Bakın essen bu da yemek yemek demek. Dolayısıyla den Hamburger denildiği için o hamburgeri yiyorum anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla ich esse den Hamburger
artikel olduğundan dolayı ne yapmış oluyorum? O hamburgeri gösteriyorum ve onu yiyorum demiş oluyorum, değil mi? Diye baktığımızda di pizza, burada da ich esse di pizza, herhangi bir dönüşüm yok arkadaşlar, değil mi? Di'de. Dolayısıyla ich esse di pizza dediğimde belli başlı bir pizza, bir pizzayı kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla ich esse die Pizza şeklinde yorumlanmış oluyor. Haben olarak baktığımızda da ich habe das Heft. Das Heft arkadaşlar defter demek. O defter bende derken ich habe das Heft demiş oluyoruz. Sarı ile işaretlemiş olduğumuz, değil mi, neydi? Çoğul die Fotos, adı üstünde fotoğraflar. Ich suche Fotos, evet fotoğraflar arıyorum demiş oluyorum. Dolayısıyla burada bir genelleme yapmış oluyorum, değil mi? Fotoğraf arıyorum deriz güzel Türkçe'de. Tekil olarak kullanırız. Ancak Almanca'da arkadaşlar çoğul olarak fotoğraflar arıyorum demiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar ich esse den Hamburger denildiğinde o hamburgeri yiyorum adres göstermiş oluyoruz. Ich esse die Pizza derken o pizzayı yiyorum demiş oluyoruz. Ich habe das Heft, o defter bende demiş oluyoruz. Ich suche Fotos, fotoğraflar arıyorum anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich esse den Hamburger. Ich esse den Hamburger. Ich esse die Pizza. Ich esse die Pizza. Ich habe das Heft. Ich habe das Heft. Ich suche Fotos. Ich suche Fotos. Arkadaşlar az önce söylemeyi unuttum. Şimdi bu ich suche Fotos demiştik ya. Genel olarak ne demiş oluyorum? Fotoğraflar arıyorum demiş oluyorum. Ancak ich suche die Fotos dendiğinde die neydi arkadaşlar? Cümlenin içerisinde bir artikel varsa belli başlı fotoğraflar kastediliyor bu durumda, değil mi? O fotoğrafları arıyorum dediğimde ich suche die Fotos diyeceğim. İsterseniz burayı bir tekrarlayalım. Ich suche die Fotos. Ich suche die Fotos. Demek ki burada die Fotos belli başlı fotoğraflar kastedilmiş oluyor. Ben tekrar diğer halde şu şekilde ifade edeyim. Bakın bu şekilde ise ich suche Fotos genelleme yapmış oluyorum, değil mi? Fotoğraflar arıyorum gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dilerseniz tekrar başa gelelim. Bu sefer ich esse einen Hamburger denmiş arkadaşlar. Einen ne oluyor arkadaşlar bunlar? Adet anlamında. Ancak akusatiflikte essen tıpkı suchen gibi, tıpkı haben gibi, değil mi? Neyi gerektiriyor? Akusatif, yani ismin i halini. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Ich esse einen Hamburger demem gerekiyor. Dolayısıyla ich esse einen Hamburger, bir hamburgeri yiyorum gibi Türkçe'de tabii bu şekilde söylemem ama bu manaya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir hamburger yemiş yiyorum demiş oluyorum, değil mi? Ich esse eine Pizza, bakın burada bir pizza yiyorum derken ich esse eine Pizza demiş oluyoruz. Ich habe ein Heft, bir defterim var anlamı doğuyor arkadaşlar. Ich habe ein Heft ve az önce de söylemiş olduğum gibi ich suche Fotos dendiğinde bir genelleme söz konusu. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım hep beraber arkadaşlar. Ich esse einen Hamburger. Ich esse einen Hamburger. Ich esse eine Pizza. Ich esse eine Pizza. Ich habe ein Heft. Ich habe ein Heft. Ich suche Fotos. Ich suche Fotos. Şimdi gelin arkadaşlar burayı bu yapmış olduklarımızı bir olumsuz olarak değerlendirelim. Evet. Olumsuz yaptığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Olumsuzluklarda K harfini getiriyorduk, değil mi? Şimdi ich esse einen Hamburger, bir hamburger yiyorum anlamı doğuyor.
Dolayısıyla burada bir K harfini getirdiğimde ich esse keinen Hamburger, hamburger yemiyorum. Değil mi? Ich esse keinen Hamburger, değil mi? Bir hamburger yemiyorum anlamı doğmuş oluyor. Yani hiç hamburger yemiyorum gibi de algılanabilir bu. Ich esse keinen Hamburger. Ich esse eine Pizza, bir pizza yiyorum. Bunu şimdi olumsuzlayalım. Ich esse keine Pizza, pizza yemiyorum dediğimde demek ki ich esse keine Pizza demiş oluyoruz. Ich habe ein Heft, bir defterim var. Defterim yok diyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağım o zaman? Ich habe kein Heft. Ich habe kein Heft demek ki defterim yok anlamında. Ich suche Fotos, fotoğraflar arıyorum. Fotoğraf aramıyorum diyeceğim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Olumsuzluk olduğunda tıpkı tekildeki gibi keine, değil mi? Buraya gelecek. Dolayısıyla ne diyeceğim? Ich suche keine Fotos. Ich suche keine Fotos demek ki fotoğraf aramıyorum demiş oluyoruz. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Ardından doğru telaffuzuyla yineleyelim. Ich esse keinen Hamburger demek ki hamburger yemiyorum anlamı doğuyor arkadaşlar. Tekrarlayalım burayı. Ich esse keinen Hamburger. Ich esse keinen Hamburger. Ich esse keine Pizza. Bakın burada da pizza yemiyorum demiş oluyoruz. Tekrarlayalım. Ich esse keine Pizza. Ich esse keine Pizza. Evet, yeşille ifade ettiğimiz kein Heft, ich habe kein Heft, bir defterim yok anlamında ya da defterim yok anlamına da gelebiliyor bu. Ich habe kein Heft. Tekrarlayalım. Ich habe kein Heft. Ich habe kein Heft. Evet, sarıyla ifade ettiğimiz Ich suche keine Fotos, fotoğraf aramıyorum anlamında. Tekrarlayalım. Ich suche keine Fotos. Ich suche keine Fotos. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde akusatif, yani ismin i halini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.